Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi Covalent API ile Web3 sözlüğü şeklinde bir video serisi yapacağız. Bu bunun test videosu. Biraz da buradan gelen geri bildirimlere göre asıl videoları yapacağız. Zoom üzerinden gerçekleşecek. Siz de konuk olacaksınız. Bu ilk video olduğu için şu anda kimse yok. Ben tek başıma anlatmaya çalışacağım. Şimdi bu sözlükte aslında yapmaya çalıştığımız şey şu. Web3 dediğimiz şey finansal, ekonomik, toplumsal farklı farklı arka planlar içeriyor ve bunlara dair terimler var. Yani bir Web3 sözlüğü oluşurken nasıl oluşuyor derseniz işte siber güvenlik, finansal bazı kavramlar, Web2'den Web3'e geçen bazı kavramlar web teknolojileriyle ilgili. Onun dışında işte o kripto para ekosisteminde ortaya çıkan sorunlar ve onlara uygun çözümlerle ilgili kavramlar falan var. Zaten yani zaman içerisinde bunları rahat rahat göreceğiz. Bugünkü videoda A harfindeki kavramlara değinmeye çalışacağız. Yaklaşık 25 kavram. Ben kavramları anlatırken çeşitli örnekler vermeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar açık adresten başlayalım. Açık adres dediğimiz şey aslında şu. Sizin Web3'te bir dijital varlığınız var değil mi? Mülkiyeti sizde, kontrolü sizde. Bunun sizde olması için aslında bunu bir yerde saklamanız lazım. Birinin size varlık gönderebilmesi için sizin bir adresiniz olması lazım. Ama bu bir posta kutusu gibi olması lazım. Yani herkes içine bir şey atabiliyor ama siz anahtarla açıp alabiliyorsunuz. Dolayısıyla herkesin içine bir şey atabildiği işte o posta kutusunun herkesin ulaşabildiği adresine açık adres diyoruz. Bu nereden geliyor? İşte genel şifreleme anahtarının kısaltılmış bir sürümü oluyor. Burada blok zincir ağ protokolü aracılığıyla işlem almak için kullanılıyor ve genellikle anahtar yerine de kullanılıyor. Açık adresle ilgili ne bileceğiz? Açık adrese herkes erişebilir. Açık adrese sahip olan biri sizin o private key'nizi yani şifreniz diyebileceğimiz özel anahtarınıza ulaşamaz. Yani direkt ondan ona bir ulaşma şekli yok. Çünkü arada bir kriptoloji var zaten. O kriptoloji sayesinde blok zincir ayakta duruyor. İşte burada Web3'ün tarihsel serüvenine baktığımızda şu var. Şimdi 1970'lerden itibaren zaten bu kriptolojiyle ilgili şeyler akademik alanda yayınlanmaya başlayınca bilgisayarlarla ilgili kriptografi, bilgisayar network ve kriptografinin kesiştiği noktadaki çalışmalar yayınlanmaya başlamasında ardından belli çalışmalar yayınlanıyor. Bunlardan biri de açık anahtarlı şifreleme. Açık anahtarlı şifreleme bir çift halinde birlikte çalışan uzun alfa sayısal anahtar çiftlerinin alfa sayısal dediğimiz ne oluyordu? İşte mesela harf ve rakamlar, şimdi mesela bir Ethereum adresinde ne diyoruz? 0x diye başlıyor değil mi? Aslında o 0x bir kriptolojiden, bir algoritmadan geliyor. Belki ders içerisinde ona da denk geliriz. Anahtar çiftlerini kullanan özel bir şifreleme sistemi. Bu sistemde herkesin erişimine açık genel anahtarlar, az önce bahsettiğimiz şeyler ve yalnızca sahipleri tarafından bilinen özel anahtarlar bulunuyor. Bu da ne oluyor? Bizim posta kutumuzun aslında anahtarı oluyor. Yani sadece bizde. Herkes için atabilir ama sadece biz alabiliriz. Açık anahtarlar kripto para birimlerini blok zincirde saklamak için kullanılır. Bu ifadeyi daha güzel yapabiliriz. Dijital varlıkları blok zincir üzerindeki dijital varlıkları blok zincirde saklamak için kullanılır. Ayrıca açık anahtara karşılık gelen özel anahtarın kullanımı ile bağlantılı olarak kripto para birimleri göndermek için kullanılırlar. Yine aynı şekilde burada bir gönderim içinde de ne lazım? Özel anahtar. Bu anahtarların üretimi tek yönlü bir işlev üretmek için matematiksel problemlere dayanan kriptografik algoritmaların kullanmasıyla mümkün hale getirilmiştir. Yani elimizde eğer kriptoloji olmasaydı biz açık anahtarlı şifrelemeyi kullanamayarak blok zincire, işte kripto paralara, Web3'e bu perspektife ulaşamayacaktık zaten. Bunun arka planında bu var.
Açık finans. Açık finans, geleneksel finans sektörünü dönüştürmek için tasarlanmış banka ve üçüncü taraf blok zincir tabanlı teknolojik uygulamaların entegrasyonunu ifade eder. Açık finans, finans kuruluşlarının, büyük işletmelerin ve merkez bankalarının iş uygulamalarını daha şeffaf, verimli, otomatik ve veri odaklı şekilde yürütmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Şimdi burada bir ortaya çıkan şeylerden biri de açık finans. Çeşitli DeFi projelerin arka planında da bununla ilgili bilgi veriliyor. Buradaki önemli nokta ne? İşte biz geleneksel finans sektörünü farklı bir şekilde getirmeye çalışıyoruz. Peki açık finans olursa ne olur? Şimdi biz blok zincire bakarken hep şöyle diyoruz. Sosyal bir probleme teknolojik bir çözüm. Gelin bunu alalım, finans alanına getirelim. Sosyal bir probleme teknolojik bir çözüm olarak açık finansı tanımlıyoruz. Peki o sosyal problem ne? Bakın burada ne diyor? İlk başta şeffaf diyor, değil mi? Yani diyor ki şeffaf bir şekilde bu aktarımları yapacağız. Örneğin STK'ların işleyişini düşünün. Şimdi STK'lara yapılan üye kayıtları, bağışlar veya yardım kuruluşlarına, bunların daha şeffaf bir şekilde sağlanması, belki akıllı kontratların da kullanımıyla o insanların gerçekten oraya bağış yapma miktarını artırabilir. İşte sosyal bir probleme teknolojik bir çözüm bulduk. İşte burada veri odaklı olması ne oluyor? Veri odaklı olunca bir yandan yapay zeka algoritmalarını kullanabiliyoruz belki, bir yandan da daha efektif, verimli bir şekilde bunları kullanabiliyoruz. Buradaki işleyişi akıllı hale getirebiliyoruz. Yani bu açık finans dediğimizde işin bu noktasında. Aday gösterilmiş teminat kanıtı. Şimdi şöyle, biliyorsunuz bu blok zincirin arka planında fikir birliği algoritmaları var. Yani konsensuslar var. Ne bu konsensuslar? Aslında işte Bitcoin'deki Nakamoto protokolü diye geçen bir şey var. Onun öncesinde Practical Business Fault Tolerance, yani PBFT var. İşte Taksos ailesi var falan. Bu konsensuslarda şöyle bir sorun var. Deniliyor ki biz blok zinciri yaptık, dağıttık bir şekilde, ama bir saldırı olduğunda buna, bu saldırıyı nasıl karşılayacağız? Yani saldırıdan kastımız ne? Ağın manipüle edilmesi, işte oradaki kötü niyetli düğüm sayısının artması falan. Burada sibil atakları diye bir şey var. Bu ataklara karşı da çeşitli yöntemler geliştiriliyor. Bunlar proof of work, proof of stake gibi adlandırılıyor. Aslında biz burada o hata var mı bilmiyorum ama çünkü bunları ben bir yıl önce yazmıştım. Belki hatalarım olabilir, onları güncelleyeceğim konuşurken. Biz proof of work, proof of stake'i konsensüs olarak ele alabiliyoruz bazen. Yani aslında çok doğru mu? Çok doğru değil. Çünkü onlar fikir birliği algoritması değil de fikir birliği algoritmasının bir parçası. Gelecek belli bir atağa karşı koruma. Ama bazen hani bir marka ürün, bir örneğin bir çikolata firmasının bir tane çikolatası bütün markanın önüne geçer ya, burada da öyle bir durum olabiliyor. Yani insanlar konsensüs deyince proof of work, proof of stake'i düşünebiliyor. Çünkü en çok göz önünde olan şey o. Yani bu proof of work, proof of stake gibi şeylerin dışında ne var? Proof of stake'lerde çeşitli blok zincir teknolojilerinin, bizim halk arasında kripto paralar olarak adlandırılan bu şeylerin kendi çözümleri var. Yani Polkadot'un, Avalanche'ın, EGLD'nin, Algorand'ın. Bunlar neler? İşte biri diyor ki proof of stake'i esnetiyor. Pure proof of stake, secure proof of stake, nominated proof of stake gibi böyle bunlara isimler veriyor. Bunlar da neler değişiyor? Aslında işte oradaki adayın seçilmesi, işte o verification'lerinden doğrulama kısmı, staking mekanizması falan, bunlar değişiyor. Bunlardan bir tanesi de Polkadot'unki Nepos diye geçinen aday gösteren teminat kanıtı. Ben bir okuyayım önce. Aday göstermiş teminat kanıtında Polkadot blok zinciri ağının ana zinciri, bakın bir ana zincirimiz var. Polkadot biraz karışık bir mekanizma, bilenler için böyle bir dönme dolap gibi bir şey var. Orada her biri bir blok zincir, her bir dönme dolap vagonu. Ve Polkadot tabanlı para chainler, işte substrate üzerine inşa edilen para chainler tarafından kullanılan proof of stake fikir birliği mekanizmasının bir varyasyonudur. Yani burada da bakın o hata yapmışım. Yani öyle geçiyor genelde. Proof of stake'in bir versiyonu.
geleneksel proof of stake metodolojisini kullanmak yerine MPOS Polkadot ağ adayları aracılığıyla doğrulayıcıları seçmek için kullanır. Şimdi proof of stake dediğimiz şey neydi? İnsanlar madencilik yapmıyor. Onun yerine varlıklarını kilitleyerek sistemin güvenliğini artırıyor. Kim daha çok varlığını kilitlerse işte o kadar çok ağa sahip çıkmış oluyor. Eleştiri neydi? Zengini zengin, fakiri fakir yapar gibi. Ama herkes bir düğümü çalıştırmakla uğraşmayabilir. Ben de mesela MPOS kullanıyorum Moonbeam'de, Moonriver'da. Ne yapıyorsunuz? Bir kişiye aday gösteriyorsunuz. O kişi bir kişi aday oluyor. Yani diyor ki ben sizin varlıklarınızı stake'e koyabilirim. Ben sana niye güveneyim sorusuna da şöyle cevap veriliyor. Akıllı kontrat üzerinden konuluyor. Dolayısıyla burada da onu söylemiş herhalde. Güvenlikleri onaylayıcıyı seçiyor. Kötü bir amaç doğrulama düğümlerini seçerse Polkadot'un yerel birimi olan DOT'u kaybedebilir. Aslında burada şunu kaybediyor. Stake gelirini kaybediyor. Direkt kendi şeyini kaybetmiyor. Varlığını kaybetmiyor. Yani bunu ben niye ona devrediyorum? Akıllı kontrat üzerinden devrettiğim için akıllı kontratta o bir hata yaparsa benim varlıklarım geri geliyor ama stake gelirim. Oradaki işte DOT'u kaybedebiliyoruz yani. Diyelim ki %10 ile stake ettim ve işte %12 ile stake ettim. Atıyorum, yuvarlayacağım. Ayda %1 geliyor. 100 bin dotta 1000 tane dot gelecek. İşte o ay bir şey oldu ve o dotu kaybedebiliyorum. Tabii orada şeyler de var. Ne kadar sürede onun aktarılacağı falan. Bunlar parachain'den parachain'e de değişiyor. MPOS da biraz atlarda dallanıyor yani. Burada şunu bilmeniz lazım. Bir nominators'lar var, bir de validators'lar var. Polkadot'un altyapısında. Bu nominatorlara aday deniliyor. Biraz daha burada açmışım. Bak ne diyor? Diyor ki DOT'u stake ediyor bunlar. Polkadot'un ana aktarma zinciri relay chain deniliyor buna. Güvence altına almak için kullanılan düğümlerdir. Bu süreçte adaylar Polkadot ağında bloklar üretmek için DOT varlıklarını bağlayarak ve karşılayıcında doğrulayıcı düğüm ödüllerinin bir kısmını bakın bir kısmını alarak asıl mekanizma bu. Yani diyor ki sen stake gelirinde %15 alacaksın kendin bir düğüm olursan ama beni kullanırsan %13 alacaksın %2'yi de ben kendim alacağım. Yani o kişi de bunun karşılığında bunu yapıyor. Bir kısmı alarak algoritmik olarak doğrulayıcılarını seçerler. Bununla birlikte seçtikleri doğrulama düğümleri kötü niyetli bir şekilde davranırsa dotlarını kaybedebilirler. O kaybedilen dot da dediğim gibi oradaki stake ve ilgili dot. Şimdi admin key zaten bildiğimiz bir şey yönetici anahtarı. Bizim bu tarafta nerede var? Bazı blok zincirlerde eleştiri noktalarından biri. Bu tarz admin key'lere izin veriliyor. Bu ne oluyor? Aslında projenin çekirdek ekibi tarafından bilinen bu anahtarlar merkezi olmayan yönetim felsefesine aykırı olduğu için bütün sistem güvenlik risklerini taşıyabildiği için eleştiriliyor. Yani bir projenin merkeziyetsiz hale geçmesi adımları yani roadmap'e baktığınızda ben bir tanesini çok dinamik bir şekilde takip etmiştim. En son bu key'in silinmesi var. Yani işte remote sudo key diyor. Orada yönetici anahtarını siliyor. Ama şimdi tabii bunu da silince şey oluyor. Yani bu Bitcoin için demiyorum. Bitcoin apayrı bir yerde zaten. Böyle küçük projelerde şu riskler olabiliyor. Diyor ki işte mesela burada uyuşturucu kaçakçılığı yapılıyor. Bir hesabın dondurulması lazım. Öyle bunu nasıl yapalım? İşte onu ya blok zincirde bir oylamaya gidilmesi lazım. Proposal'la falan. Ya da burada bir işi admin key olması lazım. Ya yani bu biraz çetrefilli bir konu dediğim şey o. Airdrop yani Türkiye'de çok bilinen bir şey zaten. Yani ne oluyor? Dijital varlıkların doğrudan kullanıcı cüzdanlarına ücretsiz olarak iletildiği bir token dağıtım yöntemi. Yani bir proje çıktığında insanlara bu ürettiğiniz varlıktan verebilirsiniz. Burada niye verirsiniz? Bunu bir pazarlama metodu olarak kullanabilirsiniz. Veya işte şunun için de verebilirsiniz. Yani o size bir varlık gönderir, siz de onun karşısında başka bir varlık gönderirsiniz. Ama buradaki en önemli şeylerden biri ne?
Şimdi hangi projenin airdrop yapıp hangisini yapmayacağını iyi bilmek gerekiyor. Ben bu alan adı kayıt sistemleri kayıtları üzerine bir tane Python kodu çalışmıştım. Orada şey yapıyordum. 100 bin internet sitesi günlük kaydoluyor. Bunlar içerisinde airdrop geçenler kaç tane? Çok yüksek sayıda, şaşırırsınız yani. Her gün belki 10-15 tane, 20 tane dolandırıcılık sitesi kaydoluyor. Mesela proje ne diyelim? Remark. Remark'ın airdrop'u yok mesela. Ama remarkairdrop.com diye bir şey açıyor. Hani kitle de hazır. Telegram kanalı ya da Discord. Buradan size mesaj atıyor airdrop var diye. Ve buradan dolandırıcılık yapıyor ki bazen çok profesyonel yapıyorlar. Yani ben bir tanesinde az kala düşüyordum. Hangisiydi o? Akala'nın sanırsam airdrop'u. Yani Akala işte bir şey verecekti. Bu coin adını unuttum. Bir internet sitesi var. Oradan hani 500 dolar limitli olacak şekilde size token veriyor. Bu tam o sıralarda Telegram grubuna üye olan kullanıcılara bir tane korsan hesap yapmışlar. Adreste de çok küçük bir değişiklik yapmışlar. Onun linkini attırıyorlar böyle. Ama inanın yani tam böyle psikolojiyi yakalayacakları anda benim de elim doluydu ara kaçırmayayım diye bir gireyim falan dedim. Sonra hani uyandım. Ne yapıyor? MetaMask cüzdanınızı bağlıyor. Ondan sonra siz bir Ethereum veriyorsunuz. O da işte belli bir şey veriyor size. Vereceğim diyor tabii vermiyor. Şunu da gördüm. Mesela Polkadot ekosistemindeki projelerden bir tanesi aslında mesela MetaMask kullanmıyor. Adres yapısı farklı falan filan. Bunun aynısını kopyalamışlar projenin. Airdrop yapıyoruz demişler. Üretmişler. Atıyorum adı Buğra projenin. Buğra Coin diye bir şey üretmişler. Sonra bu Buğra Coin'i cüzdanlara göndermişler. Alan kişiler de işte resmi kanalından, Telegram kanalından diyor ki biz bunu aldık 500 tane Buğra Coin var bizde. Telegram kanalındaki yönetici diyor ki yani biz MetaMask'ta yokuz ki MetaMask'la alakamız yok yani sizin o 0x adreslere bu token gelmiyor şu anda zaten. Ama kopyalamışlar bir de onu şey, evet elinizde Buğra diye bir proje var ama projeyle o bir değil. Ya laf lafı açıyor. Bu eğitim serisinde de ben özellikle rahat olacağım. Yani süreyi de rahat kullanacağım. Şunun da aklıma gelen bir şey. Borsalarda bir token'ın kısaltması mesela TLM atıyorum. Başka bir proje olabiliyor. Bu yüzden de çok token kaybeden oluyor. Mesela bir A borsasında TLM, B borsasında TLM olacak ama B borsasındaki TLM farklı bir proje. Bu Huobi'de birkaç kere yaşandı. Yaşandığı proje de Holo'ydu galiba. Holo Chain'in kısaltmasıyla başka bir projenin kısaltması aynıydı. İnsanlar onu gönderip o proje sandı ve sorun oldu. Holo olmayabilir ama sanki olaydı. Yani buna da dikkat etmek lazım. Nasıl dikkat ederiz? Borsada, iki borsada da o adrese, o token'a girip, açıklamasına girip, açıklamasındaki web sitelerini falan karşılaştırıyoruz. Gerçekten o mu? Aklınızda olsun bu. Airdrop dediğimiz şey de, ya yani bu biraz daha biraz siber güvenliğe giriyor. Bir cihazı internete veya diğer açık ağları bağlamayarak güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan siber güvenlik terimi Airdrop oluyor. Akıllı sözleşme bu biraz daha blok zincirin merkezindeki kavramlardan biri. Birincisi akıllı sözleşmelerle ilgili bilmemiz gereken bu akıllı sözleşmenin tarihçesi Bitcoin'den eski. Kripto paralardan eski mi? Bakmak lazım. Çünkü 90'larda kripto para de, o zaman internet parası diyorlar. İnternet currency denemeleri var. Birkaç tanesi listemde daha detaylıca inceleyemedim. Hatta Bitcoin ilk çıkınca çok dalga geçiyorlar. Yani bu da işte 90'lardaki bilmem ne bilmem ne gibi olacak Bitcoin forumunda. Bitcoin Talk sitesinde dalga geçiyorlar. Akıl sözleşmeler Bitcoin'den eski. Akıl sözleşmelerin mantığı ne deniliyor ki? Ya tamam ben parayı bilgisayara emanet ettim. Bir de bilgisayara güvenmeye başladık değil mi? O zaman bir yazılım marifetiyle bu para belli şekilde yönetilsin. Bir yere gitsin falan.
Bunu basit bir şekilde anlatırken Vitalik Buterin de kola makinesi örneğini veriyor. Diyor ki işte kola makinesine siz basıyorsunuz, 25 diyorsunuz, oradan bir şey seçiyorsunuz, o da size veriyor. Çok basit bir örnek. Biz biraz da perspektifimizi geniş tutalım. Akıllı kontratlarla dünyayı finansal olarak birbirine bağlayabiliyoruz. Ama akıllı halde bağlıyoruz. Bakın bu önemli. Şimdi mesela Bitcoin transferlerini yaparsın. Kenya'dan birine de yaparsın. Yeni Zelanda'dan birine de yaparsın. Ama bu bir transfer yani. Burada akıllı bir şey yok. Parayı akıllı hale getirme. Yani kripto parayı akıllı hale getirme. İşte Ethereum gibi projelerin programlanabilir kripto parasıyla oluyor. Yani Bitcoin programlanabilir bir kripto para değil. Ethereum programlanabilir bir kripto para. Orada ne var? Smart kontratlar var. Burayı bir okuyalım. Akıllı sözleşmeler önceden belirlenmiş koşullara göre otomatik olarak yürütülen bir blok zincir protokolü içinde çalışan bilgisayar programlarıdır. Şimdi ne diyor? Önceden belirlenmiş koşullar. Sonradan değiştiremezsin. Yani deploy ettin mi işte bıraktın. Tabii upgradable smart contract olabilir, güncellenebilir, güncellenemeyen olabilir. Ama oradaki koşullara, o deploy edildikten sonraki koşullara uyacak şekilde otomatik olarak yürütülen ve bir blok zincir protokolü içinde çalışan, önceden tanımlanmış bir dizi terimi üçüncü bir tarafa ihtiyaç duymadan izlenebilir, geri çevrilmez bir şekilde otomatik olarak yürütürler. Yani geri çevrilemez kısmını biz nereden çok görürüz? Dolandırıcılıklardan. Yani siz o parayı oraya gönderdikten sonra nasıl geri gelecek? Gelmeyecek. Akıllı sözleşmeler çeşitli bilgisayar programlama dillerinde hatta bir dil kombinasyonunda yazıldır. Akıllı sözleşmeler bilgisayar sistemleri kullanarak gerçek dünyadaki sorunları çözmek için tasarlanmıştır ve şu anda akla gelebilecek neredeyse her endüstri için geliştirilmektedir. Burada neyle yazılıyor akıllı sözleşmeler? Çeşitli programlama dilleriyle yazılıyor ama en önde olan Solidity, işte Ethereum'un eski CTO'su Gavin Wood'un bir hafta sonunda yazdığı dedikodusu, yani hafta sonu kısmı dedikodu yazdığı bir dil. Şu an işte 0.8 versiyonu, 0.8.7 versiyonu herhalde devam ediyor. Sürekli güncelleniyor, geliştiriliyor. Yani onu Gavin Wood'un bir hafta sonunda yazmış olması şu an basit olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü çok fazla geliştirme aldı zaten. Bunun da bir ekosistemi var. İşte bu akıllı sözleşmeleri yazarken o Solidity'yi kullanacaksınız. Remix kullanabilirsiniz veya işte Truffle'ı kullanabilirsiniz. Farklı programlar var. Yani program değil mi de ortamlar vesaire var. Burada en önemli şeylerden birine şu son cümleyi iyi hatırlıyorum. O yazarken şeyi araştırıyordum. Yani akıl sözleşmeler tedarik zincirinde kullanılabiliyor. İşte film endüstrisinde kullanılabiliyor. İşte ne bileyim bir fikrin finanse edilmesinde kullanılabiliyor. Onun dışında hatta şu vardı. Bir kitabı yazar yazıyor ya. Nasıl mekanizma yürüyor? İşte size 100 TL'ye geldiyse o kitap, yazar 8 TL falan alıyor. Alabilirse yayın evinin gönlü olursa aylar sonra. Onun dışında işte tasarıma şu kadar gidiyor falan filan. Onun yerine kitap daha yazılmaya başlandığında yazar onu yeni bölümlerine ulaştıkça doğrudan okurdan yazara bir ödeme gelebilir. Hatta yazar bunun karşılığında hatıra olarak o kitabın bir kopyasını en son sayılı kopyasından birini veya bir NFT'yi, örneğin o yazarın onu yazarken içinde bulunduğu odanın NFT'sini verebilir. Burada ne yapıyoruz? Bir, otoriteleri kaldırıyoruz. İki, süreci daha akıllı hale getiriyoruz. Üç, düşünce yapımızı esnetiyoruz. Artık ben bir kitap yazarken mesela şöyle 100 yıl önce kitap yazarken neyi düşünüyormuş? Yayın evi diyormuş ki yılda 3 tane kitap yazacaksın. O da uğraşıyor, yazıyor. Parayı bazen peşin alıyorlar falan. Üstünde bir böyle baskı oluyor. Esnek düşünemiyor ama şimdi mesela diyorsunuz ki ben bir şey yazacağım. Ve bu yazacağım şey belki dünyada çok az kişiyi ilgilendiriyor. Örneğin 2008'den önce. Yani Bitcoin'den önce kısmını yazacağım ve oradaki cyberpunk gruplarını yazacağım. Normalde bunu Türkiye'de yazsanız yayın evini ikna etmeniz, okur bulmanız çok zor. Ama siz bunu akıllı sözleşme üzerinden yapıp dünyadan zaten bununla ilgilenen 10 bin kişiden finansal destek, cüzi bir finansal destek alsanız da yetiyor.
Yani düşünce yapımız esniyor. Bir tane daha örnek vereceğim. Mesela diyelim ki bir kahve firmasısınız ve sosyal sorumluluk projesi yapacaksınız. Diyorsunuz ki ben bu kahvenin burada 100 TL'lik satış olduysa müşteri buraya QR kodu okutunca bir akıllı kontrat devreye girsin fişteki numarayla beraber. 100 TL ise bunun %5'ini bu kahvenin ilk çıktığı Brezilya'daki bir köy okuluna göndereyim. 5 TL'sini Gaziantep'teki bir yere göndereyim. Yani gelip kavrulduğu yerdeki. Bu şekilde bir sosyal sorumluluk projesi yapıyorsunuz. Yani düşüncenizi nasıl esnettiğinize dikkat edin. Akıllı sözleşmeler bize bunu sağlıyor. Web 3'te de bunu sağlıyor. Çok kritik. Aktarıcılar zincir dışı sipariş kitaplarını barındıran, satın al ve satış siparişlerini listeleyen ve işlem ücretlerini talep eden 0x merkezi olmayan değişim kullanıcıları olmaktadır. Aktarıcılar 0x platformunda güvenilir bir aracı olarak hareket etmezler ve alım satım gerçekleştirmezler. Ancak asıl amaçları sipariş defterlerini 0x platformunda harici olarak barındırmaktır. Aktarıcılar tüccarların ticaret yapacakları karşı tarafları bulmalarına ve emirleri aralarında kriptografik olarak taşımalarına yardımcı olur. Bu aktarıcı dediğimiz şey genel bir kavram değil. Burada 0x protokolü için geçerli olan bir şey. İnternet sitesine baktığımda 0x.org internet sitesinden bakabilirsiniz. Bu şey diye tanımlıyor zaten kendisine. Ethereum üzerindeki merkeziyetsiz borsaları güçlendirelim. Buradaki tokenları kullanarak. Buradaki 0x de bu protokol üzerindeki aktarıcılara verilen isim. Burada Binance Smart Chain, Polygon, Avalanche, Phantom gibi birçok protokol üzerinde, Celo üzerinde çalışan bir protokol 0x. Aslında çok bilinmiyor ama ben çok böyle araştırmalarda falan bunu görüyorum. Çalışmalarda belki ileride büyür. Burada bir aktarıcı diye kavram var. Aktarıcı da bu işte emirleri taşıma işlemini yapıyor. Algorithmic Stablecoin. Algorithmic stablecoin'i yazarken bu tabii Luna olayları, Terra olayları yoktu. Ama şunu ilk tabii araştırmalar dikkatimi çekmişti. Şimdi stablecoin deyince bizim aklımıza ne geliyor? USDT, USDC, BUST. Yani işte bir dolar var, bir de dolara aynısı işte öyle bir şey var. Yani diyoruz dolar var, burada bir dolar. Aslında tabii sistem öyle o kadar basit değil. İlk olarak şu dikkatimi çekmişti. Bu stable coin'ler üçe ayrılıyor. Birincisi işte algoritmik stable coin'ler. Bunlar bir algoritmaya bağlı olarak çalışıyor. Fiyat belirliyor. İkincisi, burada diğerlerini yazmamış. İkincisi, bu işte doğrudan fiyat para birimlerine bağlı çalışan stable coin'ler. Bir de sentetik şeylere bağlı çalışan. Örneğin altının fiyatına paralel altın direkt yani altının fiyatı neyse, gümüşün fiyatı neyse belki ileride Çin konuşur. Ona göre değişen bir şey. Fiyatını ona göre belirliyor. Yani burada tabii Luna olayında sistemin çökmesinin sebebi aslında işte Luna'nın USDT'sinin fiyatının bir yandan Luna'ya bağlı olması. O Luna'nın fiyatının da işte bunun biraz da barındırdıkları Bitcoin'le bağlantılı olması ve domino taşı şeklinde birini çekince diğerlerinin devrilmesi, oradaki algoritmanın batmasıydı. Bakın ben burada yazarken demiştim ki bahsi geçen konularda piyasa şartlarına göre değişkenlik gösterilebileceği için algoritmik stable coin'lerin fiyatlarında sert fiyat değişimleri gerçekleşebilir. Bu Luna'dan önce de böyleymiş. Yani o zaman da algoritmik stable coin'lerle ilgili şeylerde riskli olduğu hep ön planda oluyordu. Belki de daha hazır değil
blok zinciri teknolojileri, Web3 ekosistemini buna hazır değil. Algoritmik ticaret için biraz finansal tarafı az çok herkes biliyordur zaten. Ne yapıyorsunuz? Burada işte kup çıktı, fincan çıktı olayları aslında nereden geliyor? Daha önceki insanların, bireylerin işte veya kitlelerin alım satım hareketlerine, oradaki psikolojiyi okumaları neticesinde oluşmuş algoritmalar. İşte burada regresyonlar oluyor. Yani bu yüksek sansta da çalışmıştım. Ben tabii tweet analizinde çalışmıştım ama özetle oradaki örüntü yapısını, önceki piyasadaki insanların alım satımları neticesinde çıkan örüntü yapısının bir benzerinin olabileceği ihtimaline karşı hareket ediyorsunuz. Burada ben şeye değindiğimi hatırlıyorum. Yani siz bir yazılım kullanarak bunu yapabilirsiniz ama o yazılımın nasıl yapacağını, nasıl davranacağını bilen başka bir yazılımda onun önüne geçebilir. Yani siz aslında trick yapmaya çalışıyorsunuz, hack yapmaya çalışıyorsunuz, küçük bir sistemin açığını görmeye çalışıyorsunuz ama sizi de hackleyebilirler. Yani diyelim sizin o algoritmik örüntünüze göre diyor ki bunun fiyatı 3 dolara gelince sat. Hatta diyor ki 2,98 dolara gelince sat. Bu yazılımı kullanan kişi sayısını falan filan da görüyor. Badina'nın bir yazılımı var. Badina da 2,95'te satıyor çıkarken yani. Dolayısıyla buradaki yazılımların böyle de riskleri var. Yani o kadar kolay bir ekmek yok burada. Aracılık hesabı. Bu biraz işin finansal sistem tarafında. Ne yapıyor? Araca hesaplar. Sizin lisanslı bir kurum size bu hizmet sağlıyor. Muhtemelen şu Akbank'ın reklamlarda çıkan işte Metaverse, dijital yaşam, ne diyorlar? Dijital yaşam portföyü uygulaması da böyle oluyor. Yani Akbank'taki kullanıcılara ben bir private key falan verildiğini sanmıyorum. Yani onlar adına orada varlık alınıyor. Muhtemelen o şekilde oluyor. Yani yurt dışında daha tabii oturmuş durumda, Amerika'da falan. Orada da bu yapılıyor. Yani kripto fon yöneticiliği. Tabii bunu en önemli şeyi böyle bir işe girişecekseniz doğru bir şekilde varlıkların muhafazası için anlaşmanın yapılması gerekiyor. Aksi durumda biliyorsunuz buradaki varlıklar az önce de konuştuk geri döndürülemez şekilde belli adreslere gönderilebilir. Sır hacklendi denilebilir. Şimdi biz Web1'de hacklenince kaybettiğimiz şey çok küçüktü. Web2'de hacklenince artık işte Instagram hesabımız hackleniyor ve yani daha fazla şey kaybetmeye başladık. İşte oradaki iletişim kurduğumuz insanlarla olan bilgiler, mahremimiz falan Web3'te ama finansal varlıkları kaybediyoruz. Daha da arttı. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Arbitraj. Arbitraj ne oluyor? Şimdi yani bir 10-15 dakikam var. Tamam. Arbitrajdan mesela diyoruz ya Bitcoin'in fiyatı 30 bin dolar. Aslında o an 30 bin dolar kime göre 30 bin dolar? Bitcoin'in fiyatı diye bir şey yok aslında zaten. Yani Bitcoin'in fiyat para birimleri karşılığında borsalarda bir değeri var. Yoksa bir Bitcoin her zaman bir Bitcoin. O nasıl belirleniyor? İşte borsalardaki o anlık veriler, bu Coin Market Cap tarzı siteler ne yapıyor? Bu borsalardan bir ortalama çıkarıyor ama ortalamayı çıkarırken neye göre çıkarıyor ona iyi bakmam lazım. Yani şimdi yanlış söylemeyeyim. Belki oradaki hacim ile ilgili bir şey kullanarak, özet fonksiyon kullanarak bir ortama çıkarıyor ama işte atıyorum basit bakıyoruz. 10 tane borsada fiyatı 30 bin dolarsa tamam diyor 30 bin dolar. Ama tabii öyle olmuyor. Yani o an borsalarda farklar oluşabiliyor. A borsasında 10 dolar olan bir şey, B borsasında 7 dolar olabiliyor. Anlık olarak da olabiliyor. Bu aradaki farkı kullanarak alım satım yapan yazılımlar var veya elle de yapabilirsiniz. Bunları da arbitraj botları diyor. Nasıl çalışıyorlar? Şimdi
borsalardan size API veriliyor. Bu API anahtarlar ile arbitraj botları kullanılabiliyor. Diyelim ki Binance'ten bir bot aldınız, bunu bağladınız, şey, API key aldınız, bağladınız, BTC Türk'ten aldınız, Huobi'den, KuCoin'den, Oxy'den falan aldınız, hepsini bağladınız. Sonra API sorgu yolluyor. Diyor ki DOT'un fiyatı ne kadar? Şunda 10, şunda 11, şunda 12, şunda 13. Tamam, buradan al, buna sat. Bakiyen de varsa. O API aracılığıyla yapıyorsunuz. Eskiden çok daha kolaymış. Yani 2017'lerde falan. Şu anda biraz daha zorlaştı bu iş. Niye fark oluşuyor derseniz, bazen bazı borsalarda, örneğin işte Güney Kore borsalarının bazılarında market buy denilen şey çok var, kültür. Yani eğer oradaki kitle biraz daha böyle atıyorum, yanlış kelime kullanmak için duruyorum. Eski kuşaksa o kuşak belki piyasadan direkt işte bastım aldım, öyle limit belirleme falan yok. Oradan market buy yapıyorsa fiyat bir anda artıyor olabilir. Dolayısıyla orada biraz daha profesyonel olanlar bunu kullanıyor. Arbitraj botları bu şekilde çalışıyor. Benim bir tane gördüğüm bot, sahibiyle de tanışmıştık. Yani Slovenya'da Palma botu sahibi. Onun botu 40-50 borsaya entegre etmişti yani. Onlar da aylık satılıyor. Ha, diyeceksiniz ki ben API key'imi onlara mı veriyorum? Orada şöyle bir şey var. Telegram'da Zero Knowledge mı diyorlardı? Yani sıfır bilgiyle çalışan bir şey var. API key'inizi lokalde tutuyor. O bilgiye erişemiyor. Oradaki bot sahipleri. Hepsi böyle değil tabii. Ona dikkat etmek lazım. Yoksa API key'i verdiğinizde bir de para çekme hakkı tanıyorsunuz orada API'ye. Hacklenebilirsiniz, yani dikkat etmek lazım. Arka kapı, yani siber güvenlikten aşina olunan bir şey. Yani her arka kapı adı üstünde sistemi geliştirenler bir arka kapı bırakıp oradan bilgi çekebilir. Bu arka kapıya başka kılıflar bulup onu açık tutabilirler. Yani bunu biz işte güncelleme için yapıyoruz, güvenlik için yapıyoruz deyip arka kapıdan başka bilgiler de alabilirler. Burada da benzer bir şey için arka kapı kullanılıyor. Asenkron Bizans hata toleransı. Şimdi burada tabii asenkron Bizans hata toleransı deyince işte şeylere giriyoruz. Bu fikir birliği algoritmalarına giriyoruz. Bu Bizans hata toleransı temsilci katmanı diye bir şey var. BFT, DPoS. Bu belli kripto paraların arkasında kullanılan bir mekanizma, konsensüs mekanizması. Bu doğru tabir. Bunun ilk katmanı asenkron Bizans hata toleransı. Burada ne oluyor? Blok üreticilerinin üçte ikisinin süper büyük çoğunluğunun, yani her bloğu iki kez onayladığı iki aşamalı bir blok doğrulama mekanizması kullanılır. İlk aşama bir blok önerirken ikinci aşama bloğu geri döndürülemez halde önerilen döngüyü sonlandırır. Yani burada iyi anlamak için şeye bakmak lazım. Bu Bizans hata tolerans protokolü. Orada da Bizanslı generaller problemi diye bir şey var. O Bizans, burada önemli nokta şu üçte ikisi olayı. Yani sistemin manipüle edilmesi için siz dedim ki, diyelim ki bir kripto para buldunuz ve bunun arkasında APFT diye bir şey var. Şunu bilmeniz lazım. Sistemin manipüle edilmesi için, yani bozulması için, oradaki varlıklarla ilgili hacklenmesi için de diyebiliriz. Üçte ikinin sağlanması lazım süper çoğunluğu. İşte burada da proof of stake ile çalışıyorsa ve proof of stake oradaki stake edilen toplam varlık değeri atıyorum 3 milyar dolarsa, 2 milyar dolarlık varlığa erişimi olan birinin saldırıyı yapması lazım. Üçte ikisine sahip olan. Bu asit diye geçiyor. Nasıl okunuyor tam bilmiyorum ama ne bu? Aslında bu kripto parada proof of work kullanılan, madencilik sistemi kullanılan şeylerde, madencilik sisteminde özellik neydi? Enerjini veriyorsun. Work. Yani orada iş ispatı yapıyorsun. Emek ispatı yapıyorsun. O emek dediğimiz şey ne? Kol kası değil. Emek dediğin şey oradaki işte makinanı, donanımını harcayarak oradaki kriptografik puzzle'ı çözmeye çalışıyorsun. Burada da ilk önce tabii
Eskiden Bitcoin'in ilk başlarında basit normal laptop tarzı makineler, ardından GPU'lu makineler, ardından işte bunlar kullanılıyor. Belki şu anda daha kapsamlı bir şey kullanılıyordur. Bu yine nispeten çok hızlı değiştiyse nispeten eski bir bilgi. Buradaki eleştiri o zaman şeydi yani. İki eleştiri var. Bir, Çinliler zaten üst sürümünü kendilerine kullanıp bir alt sürümünü dünyaya pazarlıyor. İkincisi de bu artık pahalı olduğu için sadece zenginlerin alabildiği bir şey oluyor ve dolayısıyla işte merkeziyetsizlik felsefesi bir yandan sarsılıyor gibi. Bu bir tümleşik devre tabii. Bu ama ne için? Madencilik için özel olarak yapılmış. Bu madencilikle ilgili büyük Bitcoin madenlerine baktığınızda bunları zaten üst üste koyduklarınızı görüyorsunuz. Ama donanım apayrı bir konu. Yanlış bir şey söylemeyeyim. Bunun da daha gelişmişi yapılmış olabilir şu anda. Asimetrik şifreleme dediğimiz şey de, ben size özet geçeyim. Aslında bu genel anahtara sahip olan kişilerin doğrudan onun özel anahtarına sahip olamaması. Yani sizin bir adresiniz var, bu genel anahtar. Bu özel anahtara bağlı olarak da sizin private key'iniz üretilmiş, evet. Ama asimetrik şifreleme kullanıldığı için buradan direkt geriye çeviremiyorsunuz. Zaten bu asimetrik şifreleme olmasaydı bizim bu Bitcoin'deki blok varlık akışını sağlayamayacaktık. Ben burada aynı örneği anlatmışım işte posta kutuları. Posta kutuları örneği güzel. Oradan anlatmışım. ATH dediğimiz şey işte all time high, yani bir kripto paranın fiyat para birimleri karşılığında fiyatının en yüksek seviyeye ulaşması. Mesela şurada değeri demişim, bence doğru değil. Yani değeri diyemeyelim buna. Çünkü değeri aynı. Bir Bitcoin. Bize göre değeri tabii bütün genel şey kanı, ama doğru kelimeleri kullanalım. Fiyat para birimlerine karşılık gelen değer. ATL'de en alt, all time low. O da en alt seviyeye düşmesi. Hani dipten toplayalım falan dedikleri. Yine kripto varlığın fiyat para birimleri karşısındaki değerinin hani düşük seviyeye ulaşması. Ayı piyasası dediğimiz şey ne oluyor? %20 veya daha fazla düşüş. Ayının işte vurup kafasını indirmesinden geliyor. Çok tartışılıyor. Ayı mı, boğa mı falan. Aslında burada şöyle bir fark var. Onu söyleyeceğim sadece. Geleneksel piyasalardan farkı Web3 ekosisteminin, biz teknoloji geliştiriyoruz. Yani teknoloji. Yani bir gün Aster Network'ün kurucusu Vanay'da, ismi herhalde Çinli. Buna yükleniyorlar. Fiyat düşüyor falan filan. Böyle Twitter'dan yükleniyorlar. Ya dedi ki, biz ürün geliştiriyoruz ya, beni bir rahat bırakın dedi. Ya aslında teknoloji geliştiriyorsun. Dolayısıyla teknoloji öyle bir şey ki yarın bir gün bir problemi çözdüğü anda bir anda çok hızlı değerlenebilir. Veya işte bir problemde tıkandığı anda o anki değerlemesi bir anda gidebilir. Anlık bir şey teknoloji yani biraz da. O yüzden hani bu geleneksel piyasaların ayıydı, boğaydı, burada ne kadar işler, o tartışma konusu. Evet, bu da son slaytmış. Dolayısıyla direkt ayı boğa diyemiyoruz. Yani o birazcık daha hani artık oturmuş şeyler için, endüstriler için belki kullanılabilir. Anlam kazandığı takdirde, örneğin işte Metaverse'de, NFT ile yarın bambaşka bir alanda kullanımıyla belki markalar için yeni konseptler çıkacak. Markaların buraya entegrasyonunda. Bir anda teknoloji çok fazla müşteri içine çekebiliyor. Müşteri içine çektiği anda da şey oluyor. Mesela çimento sektörünü düşünelim. Çimento sektörünü bir anda çok fazla müşteri içine çekebileceği, yani bir fazla dediğim bir anda yüz milyonlarca kişi içine çekebileceği bir senaryo kolay kolay yok. Ama burada öyle değil. Burada örneğin Instagram dedi ki, ben NFT olarak varlıklarınızı aktarabilmenizi şey yapıyorum, sağlıyorum. Yani büyük Web2 teknolojisindeki büyük devler bir anda çok hızlı bir şekilde, tıpkı bir kişinin Twitter takipçisinin çok hızlı artması gibi, buraya insanların akın akın geldiğini görebiliriz. Bu pamuk ipliğine bağlı şu an zaten yani. Buna geçmek üzereyiz. Dolayısıyla hani bir ayı boğa demek çok doğru olmuyor.
Umarım faydalı olmuştur. Bu video ile ilgili geri bildirimlerinizi yazabilirsiniz. Burada 25 tane A harfi ile ilgili Web3 ekosistemindeki terime değinmeye çalıştık. Kendinize iyi bakın. Durduralım toplantımızdan.